İyi akşamlar değerli seyirciler. Yeni bir programda tekrar birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz veya zor demeyelim. Türkiye için ne kadar bağlı olursa olsun zor olduğunu söylemek belki olayları büyütmek olabilir. Belki de Türkiye'nin gücüne yeterince saygı göstermemek olabilir. Önemli günlerden geçiyoruz, kritik günlerden geçiyoruz. Bir sınır ötesi harekatın içerisindeyiz. Ve işte bunu 7 güzel tabiri ne kadar ölçüsü bilmiyorum ama bir tercihlere karşı konuşuyoruz. Her zamankinden fazla birlikte beraberliğe ihtiyaç olduğumuz söylemin tam da zamanı. Fakat biz zaman zaman bu birlikte beraberliği sağlayacak söylemler yerine gereksiz olduğunu zannettiğim, düşündüğüm sert çatışmalara gidiyoruz. Ayrışmaya, çatışmaya yol açacak söylemlere gidiyoruz. Böyle mi değil mi? Bunu konuklarımla konuşacağım. Ben hepsi diye bağırdığım 1957 yılında ilkokul 4. sınıfı öğrenciydim. Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda rahmetli Doktor Fatih Küçük ve rahmetli Rauf Çelçesi o kalabalığın arasında bir ilkokul öğrencisi olarak görmüş. Ve ben de onlarla bir çoba almıştım. Hepsi. Kıbrıs'ın hepsini istiyor. Ya taksın ya ölüm diye bağırdığında artık İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesi öğrencisiydim. Ya Bayezid Meydanı'nda ya da taksın'da vardı. Kıbrıs Barış Harekatı'nın olduğu gün Trabzon'da Türk Haber Ajansı Trabzon bölgesindeydi. Aynı zamanda da koyu bir ilk ocaklı ve milli tarikat başlıydı. Sabah saat 4'te telefon sesiyle uyandı. Rahmetli Hasan Gülmez, Devlet Terim Edirmiş, Osman Cevdi, Sadriyat, Kıbrıs'a çıkıyoruz, izinler iptal edildi. Radyo açtım. Şah Kıren Hazır konuşuyordu. Şah Hasan Mutlu'dan Serhat Türkler'e söylüyordu. Ve tabii radyonun başında sual eden fıştır aştır alıyor. Bir ara sual döndü. Bana dedi karışamazsın. Ben artık oyunu buna verdim. Baktım, iyi verebilirsin dedim. İnanmadı. Bir daha tekrarladı. Yine verebilirsin dedi. İkinci defa tekrarlayınca ben dedi bu oyunu vermem ama ilk gördüğüm yerde ölmedim. O müthiş bir özelliği. Müthiş bir senetlenmeyi, o heyecanı, o senetlenmeyi hala çok arıyorum. Ve bugün aynı heyecanı niye duyamıyoruz diye kendi kendime soruyorum. Sayın Hızoğlu, bugün bir heyecan okşamıyor var mı yoksa ben mi yanlış alıyorum? Var ise niye? Öncelikle bir izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Suriye'nin kuzeyinde operasyon yürüten güvenlik kuvvetlerimize, askerimize, sivil vatandaşlarımıza gördüğünüz kadarıyla orada görev yapıyor. Onlara da Allah muvaffakiyetler versin diyorum. Şehit olanlarımıza, gazi olanlarımıza, şehit olanlarımıza rahmet, gazi olanlarımıza da acil şifalar diliyorum. Osman abim bahsettiğiniz dönemler tabii bundan aşağı yukarı 30 sene, 40 sene öncesi. İletişimin çok daha farklı yöntemlerle sağlandığı dönemler. Daha kıt olduğu ve bu olumsuz propagandaların, olumsuz manipülasyonların çok daha az insana ulaşabildiği diyelim dönemler. Dolayısıyla bir şeye ulaşmak için, bir habere veya bir heyecan yaşamak için istek sahibi insanlar belli mercilere kendileri gidip talepte bulunmak veya orada bulunmak durumunda. Ama şimdi öyle bir çağ yaşıyoruz ki daha ilkokulda okuma yazmayı öğrenmeyen çocuklar bile teknolojinin nimetlerinden istifade edilen çok daha iyi ederek bu özellikle sosyal medya üzerinden çok olumsuz bir propagandanın da etkili olabilmekteyiz.
Ama ben sizinle de karamsar değilim bu konuda. Ben biraz daha özellikle biz Fırat Kalkanı Harekatı'nda çok göremediğimiz bir milli birlikleri bir şey bu şu anki yürütülmekte olan Zeytinsalı operasyonu sırasında gözlemlediğini düşünüyorum. Daha milletimiz daha bir sebeplenmiş. Her ne kadar arada çatlak sesler çıkıyorsa da tabii bunlarla ilgili de söyleyecek sözümüz çok var ama milletimizi daha bir askerini sahiplenmiş olarak bu operasyonları daha bir sahiplenmiş olarak görüyorum. Ben tabii ki o Kıbrıs Barış Harekatı'nın yaşandığı dönemlerdeki o milli heyecan, milli ruhtan günümüze geldiğimizde epey bir ayrışmış bir toplumumuz. Toplum gittikçe o değerlerini maalesef kaybediyor. Gittikçe daha fazla nasıl ifade edeceğimi de çok fazla bilmiyorum ama bu küresel oyunların veya küresel sermayenin organize ettiği bir takım anlayışların etkili olmaya başladı. Gençlerimizi gözlemlediğim kadarıyla biraz da aktif siyaset yapan birisi olarak gençlerimizi gözlemlediğimde gençlerde milli duygular o bizim gençlik dönemlerimizdeki ve fiyat kabul edilmeyecek kadar azalmış durumda. İşin her şeyin önüne maddiyat, maddi gelecek kaygısı geçmiş durumda. Bunu söylerken tamamen umutlu olarak da söylemiyorum. Bir taraftan da milli manevi değerlerini sahiplenme arzusuyla da koşturan, çalışan gençliğimiz de var. Gönlümüzün arzusunu söylüyoruz ki bunun çok daha fazla oranda olabilmesini keşke arzu ederdik. Keşke Kıbrıs Barış Harekatı yapıldığı dönemde sizin yaşadığınız o duyguları bugün çok daha fazlasını Fırat Kalkanı Harekatı sırasında yaşasak. Harekat bittikten sonra da bu işin eksiklerini, artılarını kendi içimize dönüp birbirimizin kafasını, gözünü yara yara tartışsak. Ama bu harekat sırasında o bize rahatsız eden ama dile getirildiğinde o bölgede bu mücadeleyi yürüten insanların şevkini kırabilecek olan bir takım söylemlerden, hareketlerden kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Bu hangi boyutta olursa olsun, ister siyasetin en boyutunda isterseniz işte sosyal medyadaki 3-5 tane ifade etmekte de işte vatan haini değil, tam bir şey olsun. Onların söylemleri boyutunda olsun. Mutlak sürekli bu süreç öyle insanımız bunu çok doğrudan yaşamıyor olabilir. Hala gidip evimizde sıcak yatağımızda yatıyoruz. Hala gidiyoruz nargilemizi içiyoruz. Hala gidiyoruz çay bahçesine alıp çayımızı içiyoruz. Ama Türkiye bir savaştı. Topuyla, tüfeğiyle, tankıyla, askerinle her şeyle beraber şu anda güvende bir savaştır bu. Çağımızın savaşları böyle artık eskisi gibi bütün ordunun bir yere yığılarak yapılırken savaşlar değil. Çağımızın savaşları böyle. Böyle yürüyor bu iş. Dolayısıyla bizim yakinen hayatımızda yaşamasa da bir savaştayız. Ve savaş ortamında bir takım ayrıştıran şeyler unutulur, kirlendirilir, bir tane bırakılır. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da meslek yıllarda savaş ifadesini değil, harekat ifadesini kullanıyorlar ki ben de o ifadenin daha doğru olduğu konusundayım. Yani bu Türk ordusu için her bir güçle, bir resmi bir orduyla yürütülen bir savaş değil. Çünkü savaş dediğimiz zaman karşıyı ordulaştırdığımız andan itibaren bir başka söyleme zemin açmış oluyor. Bu anlamda biliyorum. Söylemem o anlamda yani biliyorum. Uçağınızda, tankınızda, topunuzda, askerinizde bir operasyon yürütüyorsunuz. Ciddi bir operasyon yürütüyorsunuz. Kıymetli bir operasyon. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda kıymetli bir operasyon yürütüyorsunuz ama bunu toplumun nazarında çok fazla endişeye mahal verecek şekilde bir karşılık olmadığını anlatmak için. Anlıyorum. Şimdi ciddi operasyon olduğu konusunda hiç tartışma yok. Son derece ciddi bir operasyon. Sınır ötesi bir operasyon. Bu sınır ötesi operasyon konusunda çeşitli tuzaklar var. Daha neler kuruluyor göreceğiz. İran, Suriye, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ilk gördüklerimiz. Ama
Tanzanın gerisine girdi, Avrupa Birliği var, bir Arap devletler topluluğu var. Onların sessizliği, öbürleri de bu hareketi desteklemiyor tam tersine. Tam tersine Katmışık ve onun İDKV'si kalktı, Türkiye'yi uluslararası hukuka saygılı davranmaya çağırdı. Asya hareketini kınadı. Böyle şeyler var. Bu noktada ben hassasiyetleri anlıyorum. İşte tam da bu noktada daha fazla birbirine beraberle ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O demin dediğimiz daha sonra kafasını gözünüzü yara yara tartışma meselesi. Devlet adabı içerisinde ve devletin makamlarında ben bu olayın evvelini, bugünü ve ahirini de erbabının konuştuğunu düşünmek istiyorum. Yani oralarda bunlar nasıl yapılıyor, ne oldu, neden oldu, nasıl oldu ve ne olacak konuşuluyor zannediyorum. Yanlış olan ya katıldığım taraf bu gazetelerde, bu meydanlarda, bu kameralar karşısında ve hakaretli suçlarla konuşuluyor. Sayın Gözü, siz Sayın Hocaoğlu'nun söylediklerine aynı soruyu size yöneltiyorum. Nedir şu andaki ana problemimiz nedir? Niye biz bu beklenen, özlenen birlikle beraberlik sağlayamıyoruz? Niye? Zaman zaman ayrıştırıcı bir hava hakim oluyor dünyamıza. Aslında beklenen demekle bir birliktelik var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son ötesi harekatına hem bağlıkta hem diğer siyasetçilerden beklenen destek var. Ancak bu biraz daha önceki olaylarda da olduğu gibi bunda da mesela bu Afrin harekatının başlattığında Türkiye Büyük Millet Meclisi tatil değil. Afrin hareketi başladı. Başkomutan Cumhurbaşkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kongrelerinde oradan duydukça. İkinci, üçüncü günden itibaren o kongrelerde sorun şeymiş gibi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin gibi her genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önde geleneğini hedef etti ve söylemedik sözler bırakmadı. Yani Sayın Cumhurbaşkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı sıfatıyla parti kongrelerinde daha evvel olduğu gibi bu itici, uzaklaştırıcı, ayrıştırıcı tavrı sürdürüyor. Ha bir taraftan da işte Türkiye Savaş'ta, işte Türk ordusu oradan siz desteklemiyorsunuz gibi şeyler de söylüyor. Desteklemiyor. Ama gayet tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en yetkili isimleri bunu açıkladılar. Ama dedikleri şeyler var. Onu o konuda mesela Öztürk'le ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nde Türkiye'nin önemli bir seçiminde tereddütleri var. Kim de Öztürk? Neyse yani, niye mücadele ediyor? Dediğiniz Özgür Suriye oldu. Özgür Suriye oldu. Özgür Suriye oldu. İşte bu bir devlet mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buna ihtiyacı var mı? Varsa bu hareket gittiğinde Öztürk'le Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilişkileri nasıl sonuçlanacak? O ilişki nedir? Nasıl bir dayanışmadır? Ne vaat edilmiştir? Bunları İktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi'ne, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi vermek zorunda değil mi? Madem önemli bir gündeyiz, bütün bir dayanışmamız gerekiyor, milli birlik gerekiyor. Milli birlik gerekiyorsa, milli dayanışma gerekiyorsa, milli dayanışmanın diğer unsurlarının bilgi eksiğinin giderilmesi gerekmiyor mu? Tereddütlerinin giderilmesi gerekmiyor mu? Ve bu soru ÖSYM'le ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ÖSYM'le ilgisi, Özgür Suriye Ordusu mensuplarıyla ilgisi, herkesin kafasında bu soru işareti olarak soruyor. Peki, biz de karşı çıkıyoruz ve doğal olarak karşı çıkıyoruz, haklı olarak karşı çıkıyoruz. PKK, YPG, orada bir terör örgütü. Ve bizim ülkemizin geleceğini, ekonomi güvenliğimizi, ülkemizin bütününü tehdit eden bir örgüt. Ama tabii Türk devletleri hiç bugüne kadar olmamış bir şekilde açıktan silah desteği veriyor. Bunlarla işbirliği yapıyor. Müttefikimiz diyor neredeyse. Biz buna karşı çıkıyoruz. Karşı çıkmamız gerekir. Amerika Birleşik Devletleri'yle bugüne kadar ki var olduğumuz o müttefiklik, var olduğumuz dostluk, var olduğumuz aynı kamp içindeki yerimizi tartışmamız gerekiyor. Onu gözden geçirmemiz gerekiyor. Orada var olduğunu söylemek bir arkanda.
Türkiye hakkında bir tanesi kıvırmaz. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin bir tavrına tepki gösteriyorum. İşte bunun genelini yapıyorum. Malatya'daki bilmem nedeki üstleri kapatıyorum. Çünkü oralardan gidiyor geliyor. Bir tavır koy. Türkiye'nin genelinde bu vardır. Herkes yanında durur. Burası şu andaki Asya'nın çıkarması iki arada bir derede. Klasik bir hareket. Yani öyle çok fazla Türk ordusunun tümüyle gücünü oraya aktettirdiği bir hareket değil. Sınırlarımızın çok ötesinde değil. Suriye'nin çok içerilerine girmiş durumda değiliz. Başka ordusun arası güçlerle bu konuşularak, edilerek filan yapıldı. Özellikle Rusya ile filan. Yani oralarda anlaşılmalar yapıldı. Doğru da yapıldı, iyi de yapıldı. Dün gereksiz işlerinde Rusya ile çok istiştik. Şimdi o süreç olmuyor. Ama bu sayısında olan şeyler var. Mesela bizim Afrin hareketimizi başlamadan önce Suriye özel ordusunun önde gelenleri Amerika'da indi. Bir hafta 10 gün orada Pentagon'dan tutun, Beyaz Saray'a kadar, işte Kongre'ye kadar herkese görüştüler. Suriye özel ordusu dediniz? Onları evet bizim ismiyle yaptığımız Türk Silahlı Kuvvetleri orada yardımcı olan ordunun önde gidenleri, oradaki ordunun önde gelenleri, yöneticileri Amerika'da indiler. Türkiye o günden beri yazıyor, soruyor. Her gün Amerika'ya yetkili konuları, Müslümanlar Bakanımız açın veya kapıları bunları açıldı. Ama ben daha iyi olacağım, biraz sonra. Özgür Suriye ordusunun temelli Amerika'ydı burada. Tamam. Problem ne? Peki biz Amerika'yla burada karşıyız. Amerika orada özel destekliyor. Kurdu, etkili, bugüne kadar ilişkileri devam ettiriyor. Yukarıda PKK'yla YPG'yle işbirliği yapıyor. Biz kiminle karşı karşıyız? Şu anda Amerika özel destekliyor mu? Özgür Suriye ordusunu destekliyor. 10 gün öncesi. Evet. 10 gün öncesi, yani bu bizim Afrin hareketimizden 10 gün öncesi oradaydı. Pentagon dahil, Kongre dahil, tüm yetkililerle görüştüler. Ne görüştüler? Şimdi bunu Sayın Hocam'a soracağım ama size bir başka konuyu sormak istiyorum. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da, hükümetse, Dışişleri Bakanı da, hükümetse, Başbakanlarımız da Amerika'ya oldukça sert yapıyor ve hiç umurumuza değil. Yani. Nerede karşımıza çıkarsan çık, önemli değil. Siz bunu yetersiz mi görüyorsunuz? Ayrıca Malatya, Adana falan derken ne bekliyorsunuz ki? Sayın Cumhurbaşkanımız, daha çok Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı sıfatıyla bunu hiç kamuoyuna yönelik söylüyor. Amerika'ya yönelik söylemiyor. Amerika'ya yönelik söylediğini öyle bir şey, karşı karşıya olduğumuzu, öyle bir cephe alıp olduğunu hissettiğimiz zaman biz hükümetimizin yanında yer alırız. Burada Türkiye'nin her bir tarzı yer alır. Orada problem yok. Ama orada tereddüt var. Tereddüt var. Yani bu ilişkiler o kadar dirip, o kadar karmaşık ve o kadar yakın zamanlı ki mesela bir şeyde, sessizim toplantıya katılıyoruz. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet olarak. Ne adına katılıyoruz? Suriye muhalif gruplarının adına katılıyoruz. Orada, o toplantının yapıldığı salonda Suriye halkının barışsız yeni başlık var. Onun altında o kabilanın olduğu salonda yapıyoruz bunu. Demek ki biz Suriye'ye barış getirmeyi biz de istiyoruz. Bu bizim çıkarmamız Suriye'ye barış getirmeye yönelik bir hareket. Peki biz barış istiyoruz. Savaşta partisiz diyen Türk Partisi dediğine yönetmenin içeri çıkıyorsunuz. Barış isteyenleri herkesin işte internet sitelerine bilmem nelerle niye Tüm bunlar Afrin hareketinin hemen herkesinin arkasında toplanmış olan milli dayanışmayı bozan davranışlardır. Milli dayanışmayı bozan muhalefet değil. Bu harekatın başında olması o gereken iktidar partinin taraflarıdır. Eleştirilmez mi? Eleştirilir mi? Eleştirilenler gözaltına eleştiren dolayı mı alındı? Neden alındı? Ya Sayın Hocaoğlu'nun demin ifadesi arasında geçen ihanet kavramı kimi kapsıyor? Onları konuşacağız. Ancak Sayın Doğuz'u dedi ki kapat Manasya'yı, kapat Adana'yı sonuna kadar yandayım. Ne dersiniz Adana'yı kapatmak, Manasya'yı kapatmak? Adana İncirlik Üssü'nü kastediyoruz da. Evet. Adana İncirlik Üssü sadece Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile oturarak kurduğu bir üssüydü. İncirlik Üssü NATO çerçevesinde kurulmuş, NATO'nun kullanımına kastedilmiş
Türkiye sınırları içerisindeki büyük kentler. Mesela ben burayı kapattım dedim ama siz sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne değil, Almanya'ya, Fransa'ya, bütün NATO ülkelerine karşı orayı kapatmış durumda. O uçaklar oradan NATO kararı çerçevesinde mi kaçıyor? Bunları kaçıyor. İngilizce ayrıca Amerika var ama İngilizce NATO. NATO. İngilizce ayrıca Amerika var ama İngilizce ana maksimde NATO. Oradan NATO kuvvetler konut aldığının talimatı doğrultusunda NATO hedefleri doğrultusunda mı kalkıyor yoksa Amerika'nın tempomun oradaki asla NATO'nun bir zaten NATO'nun bir operasyonu olarak yürümüyor ki şu an yürüyen operasyonlar. NATO'nun normal şartlarda NATO'nun operasyonu olması gereken NATO sözleşmesine göre bu operasyonlar şu an itibariyle NATO'nun kontrolü altında ve onun şeyinde yürümesi gereken operasyonlar ama ne yazık ki NATO şu anda elini kolunu kıpırdatmıyor. Usulen yapılmış birkaç tane destek açıklamasından öteye geçmiyor ki onların da ben terhan söylendiğini düşünüyorum. Afriye'den tökezlense diye düşünüyorum. Şimdi değerli dostum ustadı dinlerken üzülüyorum, şöyle üzülüyorum. Yani İstanbul'a bir tane bu tartışma var, aynen düzeltin. NATO üstlenme olmadığı konusu çok netti. Şu anda bizim Milli Savunma Bakanımız da daha yeni tarihli. İncil'de gitti, NATO üstü değildi diye de açıkla yapmıştık. Evet. Yok yok, o zaten hukuki olarak bir tartışma var. İçeri bir yer var ama bizim Milli Savunma Bakanımız'ın da böyle bir açıklaması da var. O için de yeni oldu, biliyorum daha yeni şey yapacak tarihlerinden. Şimdi, Türkiye güneyinde, Suriye'de bir operasyon yürütüyor ve bu operasyonu ÖSO ile birlikte yürütüyor, Özgür Suriye Ordusu ile birlikte. Özgür Suriye Ordusu nedir? Suriye'deki Esad rejimine karşı muhalif olan bir takım gruplar, ki başlangıçta Amerika'da... Hala Esad olmadı, Esad mı? Yani. Anlamadık onu, Esad mıdır, Esad mıdır? Biz çözümü ulaştıramadık onu yani. Doğrusu nedir? Onu da öğrenmiş olayım bu arada. Esad'ı sonra Esad oldu, barıştık, barışıyoruz veya... Barışınca Esad oluyor, barışmayınca Esad mı oluyor? Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri'nin birlikte ilk donat çerçevesinde yükselen bir yapı. Daha sonra Amerika burada skor verince Türkiye tarafından bu eğitmen bir Suriye kökenli Türk Suriye vatandaşlarından oluşan bir yapı. Bunların içerisinde Türkmenler var, Araplar var, Kürtler var. Oradaki hemen hemen bütün etnik yapıdan insanların bulunduğu bir yapı. Şimdi CHP'nin bu sözcülerinin veya milletvekillerinin çıkıp Özgür Suriye ordusunu El-Kaide ile bağdaştırması veya işte genel başkan yardımcısının kimdir bu üstünlüsü şeklindeki beyanlarla bunların nitelendirilmesini şu açıdan benim için çok önemli, sakıncasız önemli. Yoksa oradaki insanları, Suriye vatandaşlarını benim Türkiye'deki milletvekilinin nitelendirmesi Türkiye açısından, iç şeyimiz açısından benim için önem arz etmiyor. Ama uluslararası hukuk açısından devlet olarak Suriye'de bir operasyon yapıyoruz. Ve bu operasyonu oranın yerel birlikleriyle, kendi eğitimi, kendin eğitimi, yerel birlikleriyle yapıyorsun. Ve diyorsun ki, çıkıyorsun, diyorsun ki ben bu operasyonu uluslararası hukuka uygun olarak yapıyorum. Ve uluslararası hukuka uygun bir operasyondur bu. İşte belli sınırlarımın güvenliğini alma hakkım var. Bu bölgede terör örgütlerinin kurulmasını kabul edemem. Ki bunların zaten terör örgütü olduğunu Amerika'nın kendi uzmanları da artık itiraf etmeye başladılar. Özellikle kabul etmeseler için artık kendileri de bunu söylüyorlar. Peki sen kendi ülkenin ana muhalefet partisinin lideri dahil olmak için ki Sayın CHP liderliği Kemal Kılıçdaroğlu'nun ulusal bir televizyonda bu kendisi yönetilen süre biz gibi terör örgütü olarak görmüyoruz. Onu kendi ülkesini korumaya çalışan bir yapı olarak görüyoruz diye beyanı var. Kimin? Kılıçdaroğlu. Ne zaman? Çok bir buçuk iki ay içerisinde CNN Türk'te verdiği bir röportajdı bu. Arkadaşlar bunu çıkarabilirler yani. Var mı? Var mı yok mu? Hayır. Şu var mı? YPG terör örgütü olarak kalamış bir örgüt değil. PKK kalamış bir örgüt. PKK'nın yan kolu diyen biziz. Ama YPG uluslararası kuruluş tarafından, Amerika tarafından
Kerem'e bir taraf tanımış bir örgüt değil. Yani bu Kılıçdaroğlu'nda bir isim böyle değil. Böyle ama. Uluslararası kanalından bahsetmiyoruz. Ama bu böyle. Öte de şey olarak El-Kaide bağlantı olarak tanımadı ama Sırtımız El-Kaide olarak El-Kaide kökenli bir örgüt yok diye bitirebiliriz. Oraya gelince öyle, buraya gelince böyle olmaz. Bir de El-Kaide'den kalma, El-Kaide'den transferi var. El-Kaide'den alakası yok. Var, var. Öyle bir şey yok. Onu yani Kılıçdaroğlu dediği o. Bilinen bir şey. Adam çıktı direkt. Sırıdan sorun nettir. Verdiği cevapta nesil biz YPG'yi terör örgütü olarak görmüyoruz. YPG kendi ülkesini savunmaya çalışan bir yapıdır dedi. Bitti. Aynı konu o YPG ile ilgili. Burada Pendek operasyonu, Çukurlar operasyonu yürütülürken de şu anda tutuklanan milletvekileri biz tuttuğumuzu YPG'ye bundan alfabenin bütün hatlarına dayıyoruz diyorlardı. Terör örgütü oldukları. Sabit olduğu bir dönemden sonra bu beyan verdi. Bu Salih Nesli'nin başında olduğu örgütü. Ben bilmem. Başındakini de bilmem. Ama içine geldiğinde bilmiyorsun, içine geldiğinde susuyorsun. Salih Nesli'nin Türkiye'de hani sana da kim davet etti? Bir örgütü. Bir örgütü. Senin ayakların... Senin örgütünün başını isterdi. Ağabey, Cengal sen kimsin der. Kulağını çeker, boynunu döker. Öyle. Ne güzel diyorsun sen terörle mücadele ediyorsun. Bravo. Ya böyle mi çıktı bu ya? Niye olmasın? Bunu Amerika yapınca güzel oluyor ama Türkiye yapınca olmaz. Niye? Amerika'nın ülkesine terör eyleminde bulunanlara yapmıyor bunu. Kullandığı, yönettiği, senin ülkene Avrupa'da kullandıklarına yapıyor. Ona öyle anlıyor zaten. YPG'yle beraber güneyde gelmiyor. Ama zaten sen de bir güneyde ama Türkiye ÖSYM'le beraber bu operasyonu yapınca ÖSYM'le operasyona karşı mı? Gayet sanırım. ÖSYM'le kimliğine bir açıklayın bize. Hayır. Türkiye'nin yaptığı operasyona karşı mısınız? Türkiye'nin yaptığı operasyona karşı değil. Türkiye kendi güvenliğiyle ilgili, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle ilgili uluslararası güçlerinde bir ölçüde izin verdiği, görmezden geldiği ya da susmak durumunda kaldığı bir sınır ötesi hareket yapıyor. Ötekin, ötenin yarın ne olacak? Burada tanımlıyor. Ötek Suriye devletine karşı, Suriye sistemine karşı silahlı, kurumlu, silahlı bir örgüt. Ötekin, sistemle birlikte, ötekinle birlikte bu aslından sonra Suriye rejimini değiştirmeye mi hedefliyoruz? Var mı böyle bir hedefliyoruz? Soçi'deki... Var mı böyle bir hedefliyoruz? ...sağlanan gruplardan bir tanesi. Başka bir şey söylüyorum. Değil mi? Ne yapayım? Bir anlaşılmış ya. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki, siz ÖSYM'yi, ÖSYM'de yapılan operasyona karşısınız. Siz diyorsunuz, siz de operasyona karşı değiliz. Ama ÖSYM konusunda ilişkilerimiz var. Tabii. Sayın Hocaoğlu diyor ki, sizin genel başkanınız çıktı. Sizin genel başkanınız çıktı ve orada biz YPG'yi terör örgütü görmüyoruz dedi. Ya bu Kılıçdaroğlu, Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı. Böyle bir şey söylemez. Şu anda rejimlerden bir ayrı. Oradan böyle bir okula çıkıyor. Yayınlayalım burada. Hayır, ikinci günden. Ama YPG'nin, ses verebiliyor muyuz buna? Fox News'e kendi verdiği beyanat örgütü olarak görmeyiz. YPG'nin, halkını savunan bir örgüt olarak görmeyiz. Tedaviye muhtaç bir yaklaşım için CHP'nin yanımızda olur mu? Bir sonra sesle gelince şey yapalım. Evet. YPG'nin terör örgütü olarak görmeyiz. PYD bir terör örgütüdür. Yani kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görmeyiz. Tedaviye muhtaç bir yaklaşım için. Bu yeni bir durum değil. Ama bu böyle görünüyor. Yani uluslararası görünüyor. Ya uluslararası görünüyor. Benim ana muhalefet parti liderimin ne gördüğünü. Benim ana muhalefet parti liderim benim ülkemin mücadele ettiği bir terör örgütüdür. PKK ile PKK'nın kurduğu bir örgütü dediği örgütü terör örgütü olarak görmüyor. Onun için ben dedim ki, ana muhalefet partisinin bunu dediği tariflerde siz, tarif yeni, bir dakika o tarifte siz, bilmem, Bazgarlı Kuvvetleri'nde, Türkiye sınırlarından, Şimdi arkadaşlar, bu şunun tarihine bir bakabilir miyiz? Hangi tarihte olmuş bu? Biz şimdi bir yerden bir yere susluyoruz. Şimdi onları da anlat lazım. Hayır. Çünkü PYD örgütü, uluslararası ya da işte bunu terör örgütü olarak ilah eden kuruluşlar tarafından terör örgütü olarak ilah eden bir kuruluş değil. Bir örgüt değil. Şimdi ikisi farklı şey. Yani şunu, şu anlamda bir şey söylüyorum. Şunu derseniz ben anlarım. Bugün Türkiye'de de, bugün bir internet sitede bir yerde vardı. Türkiye PYD'yi hala terör örgütü ilan etmedi. Etmedi. Bu başka bir şey. Türkiye bile PYD'yi terör örgütü ilan etmedi. Buna başka bir şey.
PYD terör örgütü değildir demek başka bir şey. Ne farkı var abi? Türkiye PYD terör örgütü yani. Ben yalancı adam çıkıyor her yerde bu terör örgütü. Bir söyleme. Türkiye adam bana var değil ki ya. Türkiye'nin milli güvenlik kurulu var, memleketi var. Bu konuda alınmış bir karar olup olmadığını bilmiyorsun. Burada yani ona bir bakmak gerekir. Ona bir bakmak gerekir. Yok ama sayın devleti. Bir karar yok. Sayın devleti. Sayın Kılıçdaroğlu o sözü hangi çerçevede nasıl söylendi bilmiyorum ama doğru bir söz değil. PYD'yi terör örgütü ilan etmek için başladık. Ama PYD terör örgütü değildir demek başladık. Peki terör örgütü olarak ilan edilmemişse terör örgütü değildir. Nasıl olacak o zaman? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz o zaman? Siz zaten PYD'ye Amerikan silah yardımını zaten o nedenle biraz kısık sesle karşı çıktık. Nasıl kısık sesle? Nasıl kısık sesle? Çıktınız da yaptınız ya. Çıktık girdik işte oraya. Girdik verdikleri silahları. Şimdi hepsini girelim. Şimdi böyle. Ne oldu konu dağılıyor. Şimdi bir, üç tane kanton var. Bu üç kantonun birleştirilmesi ve bir petrol hattının Türk petrol hattının, Türk bölgesinin oluşturulması diye bir proje var. Türkiye Fırat Balkanı ile bunu bir yerde... Yeni bir şey değil, Ortadoğu projesi, Büyük Ortadoğu projesinin bir parçası. Yeni bir şey değil o. Türkiye bunu bir yerde seçti. Şimdi Türkiye bir Afrin operasyonu hazırlanıyor. Bugün 12. 13. günü. Afrin Kent Merkezi ulaşmak kolay ama Afrin Kent Merkezi'ne çok ciddi çatışmalar bekliyor bizi muhtemelen. Çünkü devletin yeri, çünkü dışarıda sivillere karşı bir operasyon algısı oluşturmak gibi bir çalışma var. Bu sadece PKK ve onun uzantısı YPG, PYD, YPG'nin değil. Avrupa Birliği'nin de, Amerikan kamuoyunun da, İsrail'in de oluşturmaya çalıştığı bir şey. Böyle bir şey. Başka bir tehlike. Acaba aşağıda İdlib'e girmemizi isteyen bir Moskova ve Çam var mı? Acaba İdlib diye bir problemle boğuşacak mıyız? Asıl işte cihatçı grupların bulunduğu yer İdlib. Hemen de bizim sınırımızın karşı. Ama öbür tarafta Membis var veya Membis var. Amerika orada bu tarafa gelmeyin diyor. Biz oraya gideceğiz diyor. Yani bu son derece kritik bir süreç. Bu noktada biz sen dedin, sen yaptın noktasına gidersek döneriz. Bir 29 Ekim'de Çin Kobani'ye peşmergenin geçişine izin verdi. Oradan döneriz. Şivan Perver ne demişti, nerede Türk istedi? Bunlar mutlaka konuşulmalı ama artık bir tartışma sizinle değil de. Peki, Osman abi, çok doğru söylüyorsunuz. Türkiye silahlı kuvvetleri az da olsa, şöyle de olsa, doğru olsa yurt dışında İnsanların yürekleri orada, bir ailenin gözü orada, kulağı orada, tüm ülkenin, bu ülkenin her bir yurttaşının da aynı hassasiyeti göstermesi gerekir. Hiç buradan terapik yok ve zaten var. Şimdi, tüm bunlar olurken, askerimiz oradayken, işte Logan tartışarak, Ege'deki bilmem 18 adayı biz değil, siz verdiniz diyerek, bilmem ne ederek, ayrıştırarak, şurada gelirken kestim. Aşağı yukarı bu ister yanlısı gazeteciler neredeyse tamamına yakını aşağı yukarı bir 10 gündür, 12 gündür tüm işi gibi bırakmışlar, Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyorlar. Ne oldu? Bir dua da onlar etseler oradaki askerlerimiz için. Bizi dua etmeye davet ediyorlar. Hep şöyle Cumhuriyet Halk Partisi ile uğraşıyorlar. Hepsi bir hedef seçmiş, onun yöneticileriyle uğraşıyorlar. 10 gündür, 12 gündür. Yani başa neyle uğraşacaklar? Şu andaki bu operasyona takım kıyan tek particiler var. Hadi onun için ne uğraşıyor? Takım silah koymuyor. Takım filan koymuyor. Oradaki bir yandan bu operasyonun sonuna kadar arkasında ediyorsunuz. Bu operasyonun uluslararası hukuk nedeniyle itibarsızlaştırmak için çıkıyorsunuz. Özellikle terör örgütü olarak nitelendiriyorsunuz. Türkiye'nin bu operasyonunu Türkiye'ye tersiye yapılan bir darbeyi Allah'ın hukuku bize diyenin arkasından gitmeyiz biz. Anamalı Atatürk'ün partisi gitmez. Bırakın Atatürk'ün partisi. Bu bir CHP'nin malı değil.
Atatürk herkes burada bir sürü insan var. Atatürk'ün sorunlarından herkes küçük Atatürk. O benim değerim. Bütün liderlerim gibi o da benim değerimdir. Ama lütfen onun ismini bırakmayın. Yeter. Bütün liderler için. Bugün Tayyip Erdoğan'ı Türk Atatürk mü? Kim bütün liderler? Tayyip Erdoğan da liderimdir. Fatih Sultan Mehmet de liderimdir. Atatürk de liderimdir. Hepsi liderimdir. Sadıyla bana geriye doğru. Peki. Ben bir kısa reklam arası vermek zorundayım. Reklam arasından sonra tekrar o konuya dönmeyi düşünmüyorum ama ihtiyaç olursa liderleri çağırıp değerli seyirciler lütfen bizden ayrılmayınız. Kısa bir reklam arasından sonra bu tansiyonda bu program devam edeceğiz.